Cümleten iyi akşamlar arkadaşlar. Şimdi şöyle kapıyı açayım da. Lambayı yaksana. Yok yok, ben öyle şey yapayım ya, sadece arkadaşlar iyi akşamlar cümleten bir evden çağrıldık yine, biliyorsunuz Ceyhan, her yer soğuk, Ceyhan da soğuk, böyle soğukta özellikle çağrılanlara hızlı bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Burada bir kızımız var, eşi ölmüş, vefat etmiş, kendisi iki çocuk muydu? Evet. İki çocukla yaşıyor. Mutfağı burası. Bizden talebi acilen ne demiştin? Ocak lazım. Direkt koltuk. Ocak lazım. Mutfak eşyası lazım. Kapkacağım da yok gördüğüm kadarıyla, baktım şimdi. Olan sadece bunlar. Olan bunlar. Birkaç tane bardak var, birkaç tane tabak var. İşte arkadaşlar, yani buraya bir oturma grubu lazım. Bir de mutlak eşyası lazım. Şu an senin erzak durumun nasıl? Erzak, erzak yok değil mi? Erzak da getiririz sana inşallah, çıkarsa getiririz. Mutlak eşyası olarak da zar zor kendisi bir ikinci elden bir dolap almış. Pek öyle bir şey dolap aham şam değil ama idare eder yani. Bizi çağırdı, erzağım yok dedi. Bura iki çocukla beraber buraya sığınmış. Çocuk yardımı alıyorum dedi. Onunla geçinmeye çalışıyorum dedi. Aylığım da yok, çalışmıyorum da dedi. Mutfağımın kabım kacağım yok ve bir de şey işte tüp ve ocak lazım dedi. Bizde biraz kömür var. Onu veririz. Biraz da erzak yaptırırız. Onu da veririz. Ocak vermek isteyen olursa ocak, ondan sonra kapkacakları böyle tencere, tava, kim ne vermek istiyorsa. İyi akşamlar Adil Eskili kardeşim. Kim ne vermek istiyorsa onu da alırız, getiririz, bu anneye veririz. Burayı tutmuş, aylık 350 lira kiraya tutmuş. Çok böyle bir amşahın bir evden ama yani eski yapı bir ev. Neyse ki işte buraya sığınmış. Senin şimdi eşin vefat etti. 3 tane çocuk var. 2 çocuk var pardon. Ya işte sağa sola gide gele gide gele karıştırıyor artık. Çocukları da karıştırıyor. Ben şimdi buradan böyle anlatıyorum. Sen görünmüyorsun zaten. Oturma grubu gibi bir şey lazım. Acilen. Erzak lazım. Dolabını falan kendin halletmişsin. Şu koltukları da ikinci elden mi aldın bunları? Evet, ikinci elden. Spotçudan aldın. Evet. Almasaydın deseydin biz belki ayarlar getirdik sana. Ben bilmiyordum sizi. Daha sonradan arkadaşım söyledi. Dedi bir başvur dedi en azından. He. Hani ne olursa. Zaten öyle oluyor. Hep herkes birbirine söylüyor ya. Öyle birbirine söyleye söyleye duyuyor. Duvarların durumu da çok da fena değil. Poşetle mi kapattın orayı? Kapalıydı orası poşet. Öyleydi. He. Televizyon da yokmuş. Televizyon yok değil mi? Televizyonsuz mu oturuyorsun? Hı, ben de diyorum ben. Bir eksik var da demek. Onu soracaktım, unuttum aslında. Televizyon yok. Mutlak eşyamız acil lazım. Tüpümüz ve ocağımız, bir dörtlü ocak olursa tüpüyle beraber, tüpün de yok değil mi? Tüp de yok. Tüpüyle beraber olursa olur. Tüp olmazsa kim, biri tüpü verir, biri ocağı verirse o da öyle olur. He. Erzağı da dediğimiz gibi yaparız. Durum bu arkadaşlar. Bir annemiz var burada. Genç annemiz var. 2 tane çocuk. Kendisi de üşütmüş de biraz. Abi neyle uğraşsın ki? Sobayla mı uğraşsın, evle mi uğraşsın? Geldik, onu dinledik önce. Sonra baktık duruma. Tamam dedik. Bunun durumu böyle. Buradan canlı yayın yaptık. Artık kim ne vermek istiyorsa, verirse biz getiririz. Yerine teslim ederiz.
Cümleten hayırlı akşamlar.